Diyarbakır'da kaybolduktan 19 gün sonra cesede bulunan Narin Güran için cenaze namazı kılındı. Narin'in tabutuna bırakılan duak yürekleri dağladı. Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi Tavşantepe mahallesinde 21 Ağustos tarihinde Kur'an kursundan eve dönerken kaybolan ve 19 günlük arama çalışmalarının ardından köyden yaklaşık 3 kilometre uzaklıkta bulunan Eğer Tutmaz Deresi kenarında çuvalın içinde ölü olarak bulunan Narin Güran'ın cansız bedeni Adli Tıp Kurumu'nda yapılan incelemenin ardından ailesine teslim edildi. Cennete uçan Narin'imizi son yolculuğuna uğurlamak üzere küçük kızın cenazesi Batı Karakoç mahallesinde kılınan cenaze namazının ardından defnedilmek üzere Tavşantepe köyü mezarlığına götürüldü. Cenaze namazına Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Selçuk Yıldırım, Emniyet Müdürü Fatih Kaya, AK Parti İl Başkanı Raşit Ocak, siyasi parti ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle çok sayıda vatandaş katıldı. Serdar, şuradan detay al abi. Fotoğraf sonra alırsın. Şuradan detay. Ne yapın, geri doğru açalım arkadaşlar. Dikkat et abi, şurada karşıda. Geçelim, devam edelim. İlerle biraz daha. Bacağındaki kuruk tespit edildiği yönünde bilgiler aldım. İleri derecede çürüme başladığı yönünde bilgiler var. Bilgiler ölümüne ilişkin bir detay veriyor. Yani gün süresi bakımından. O da tabii yapılan incelemelerde belli olacak. Narin'in otopsisi sularında tamamlandı dün akşam. Ve bedeni de nehir kenarında Eğer Tutmaz Deresi kenarında çuvala sarılmış bir vaziyette bulunduğu için de kaşların basılındığı bir çuvaldı bu ne yazık ki.
Van Tilaveti, Yasin-i Şerifler, burada dualar ediliyor. Hep birazdan hem buradaki imamların, hem buradaki vatandaşların nasıl bir çocuğun kaybolması, hayatını kaybetmesi bunlar bile ihtiyaç numaralı görüşürüm fikirler açıkçası. Çünkü 8 yaşında bir çocuktan bahsediyoruz. O yüzden mekanı cennet olsun istiharilerinde mesela mekanı cennettir diyenler de var. Kamuoyunda ve hocanın o söylediği ifadede gerçekten güzel bir tercih. Bugün musallada yatan aslında bizim vicdanımız yok, insanlığımızdır ifadesi. Bu yaşananlar aslında sonrasında şüphelilerin ve sorumluların ceza alması açısından hızlı bir sürecin bir başlangıcı olur. Tüm kamuoyu bunu bekliyor. O süreçte devam ediyor. 24 şüpheli, 24 aile üyesi. Yukarı çıkarmışsın. Tamam, bir şey. Ne diyor? Çıkır yapma.